Evet arkadaşlar, şimdi size bol köpüklü kahve nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu kadar kahve alayım. İki çay kaşığı. Bu da fincanım. Herkes ocağın üstünde karıştırıyor ama kahveyi ben ocağın üstünde, ateşin üstünde karıştırmayayım. Ben bu şekilde böyle karıştırayım. Fazla da karıştırmayayım yani. Ve ocağın üstünü alayım. Burada da sütüm vardı. Yoğurt yapacağım. Ocağın üstünü alayım. Pişsin. Bu pişene kadar da biz biraz sohbet edelim. Şimdi size şey söyleyeceğim. Burada komşu oldum deyip de olmayan arkadaşlarımı söyleyeceğim size. Komşu oldum deyip de olmuyorlar. Neden olmuyorlar onu da bilmiyorum tabi. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Bir anlam veremiyorum yani. Ben olsam şahsen utanırım gidip de ben komşu oldum. Sen de bana komşu ol. Yani bunlar yanlış şeyler arkadaşlar. İnsanlar biraz keşke biraz dürüst olsa. Yani niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Komşuysam komşu ol yani. Yok olmuyorsan da gelip de benim kanalıma komşu oldum. Sen de bana komşu ol. Beni komşu yapıp da kendi olmayınca ne oluyor acaba? Yani dürüst insanı Rabbim de sever, oğlu da sever ya. Vallahi biraz insanları dürüstlüğe davet ediyor. Bugün 3 kişi 4 kişi geldi ama komşu olmadı yani. Niye? Niye yani? Yani beğenmiyorsan, sevmiyorsan zaten izleme videomu. Hiç gelme bile, komşu olduğun bile yazma yani. Bunu söyleyeyim dedim arkadaşlar. Hem de bir köpüklü kahve nasıl yapılır onu göstereyim dedim. Videom bugün kısa olacak. Kanalıma abone olmak ücretsiz, yorum yazmak ücretsiz arkadaşlar. Bana destek çıkarsanız çok çok sevinirim ve çok mutlu olurum gerçekten. İhtiyacım var çünkü buna. Böyle kahveyi de çok seviyorum. Ben şekersiz içiyorum. Şekerli yapanlar şekerli yapabilir. Gördüğünüz gibi hiç karıştırmadım. Sadece suyu döktükten sonra biraz karıştırdım o kadara. Kaynamak üzere. Böyle arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Diyorum bunu diyorum. Çünkü önemli yani. Da kaynamak üzere. Ve kaynadı arkadaşlar. Şimdi bakalım köpüklü olacak mı? Rabbim utandırmasın. Böyle köpüğünü falan da kaşıkla falan almıyorum. Vallahi böyle de gayet güzel. Gördüğünüz gibi köpüklü oldu. Gördünüz arkadaşlar. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Çok lezzetli. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.